Arkadaşlar mitolojik şahıslar videosunun dersinin ikinci kısmındayız. Nerede kaldık? En son Rüstem'de kalmıştık. Devam edelim Rüstem'le. Sam'ın torunu, Zalin'in de oğludur. Olağanüstü özelliklere sahip bir çocuk olarak doğdu. Küçük bir bebekken bile büyük bir insan gibi yiyip içen ve çok güçlü biri olan bize kimi hatırlattı? Oğuz Kağan'ı hatırlattı değil mi? O da küçükken böyle et ve şarap. Turan hükümdarı Efrasyab'ı da dize getirdi. Rüstem ayrıca esir edilmiş olan Keykavus'u kurtaran ve Heft Han adı verilen ve kimsenin geçemediği tehlikeli yolu geçen iki kişiden biridir. Bir diğeri de İsfendiyar'dır. Rüstem'in meşhur atının adı Raş'tır. Rüstem divan şiirine kahramanlık ve güç sembolü olarak geçmiştir. Elinden Rüstem'i Efrasyab'ın mülkünü aldın. Seni mert etmiş olmazlar diyenler Rüstem-i Sani, Nevi'ye ait bir şiir. İsfendiyar, İranlıların efsanevi kahramanlarından biri olup Heftan adlı türlü tehlikelerle dolu yolu geçen iki kişiden biridir. Diğeri Rüstem'dir, aynı yolu geçen. Rüstem'le yaptığı savaşta ölmüştür. Divan şiirinde kahramanlık sembolü olarak geçer ve Rüstem'le yaptığı savaşta anılır. Ayşu Safai Ahdi Cemü Devri Camı Gör Bahs itme Rezmi Rüstem'i İsfendiyar'dan. Yine Baki'ye ait kahraman. Bu da bir diğer mitolojik karakter. Çocukken devler tarafından kaçırılarak büyütülen fakat dev olmadığını anlayınca onlarla savaşarak bir gergedan sırtında ülkesine geri dönen bir kahramandır. Divan şiirinde yiğitlik sembolü olup kahramanı katil diye anılır. Bunları öldürdüğü için kim gördü, kim işitti acep bir senin gibi Hüsün ile Yusuf ola şecaatle kahraman Yahya Bey. Keyhüsrev uzun yıllar padişahlık yapmış ve imparatorluğunun sınırlarını Hindistan'a kadar genişletmiş bir İran hükümdarıdır. Güç ve ihtişamın sembolüdür arkadaşlar. Unuttur namını Keyhüsrev'in Efrasyab'ın hem iki kemter kulun zapt eyledi İran'ı Turan'ı Gelibolulu Mustafa Ali'ye ait bir şiir. Bak ne diyor? Unuttur namını hem Keyhüsrev'in hem Afrasyab'ın iki kemter kulun zapt eyledi İran'ı Turan'ı biri İran'ı biri Turan'ı. Keykubat şahsız kalan İran tahtına Zalin tavsiyesiyle geçen ve ülkeyi adaletle yöneten bir hükümdardır. Divan şiirinde de daha çok adaletiyle öne çıkar. Adlüm katında cevrü sitem dağdı Keykubat. Hışmın yanında lütfu kerem kahrı kahraman Baki. Minuçihir büyük dedesi Feridun'un yerine tahta geçen ve 120 yıl saltanat süren bir İran hükümdarıdır. Emrindeki Neriman ve Sam gibi kahramanlar sayesinde büyük savaşlar kazandı. Divan şiirinde de saltanatı ve kahramanlığıyla anılır. Minuçihr'in solar gül çehresi Bimi Sitiz'inden Nedem Afrasyap Asa girerse Rezme meydana, Sümbülzade Vehbi. Geldik Nuşirevan. Çok sık geçer. Rivayete göre Kisra unvanıyla anılan ilk İran şahıdır. Adaletiyle ve Tak-ı Kisra adıyla meşhur olan sarayıyla ünlüdür. Zaten beyitlerde hep Adıl kelimesiyle geçer. Adli hikayetin nice tahrir idem kanun. Kem izi tozu efser-i Nuşirevan imiş. Adlin, adaletin her yerinde o varmış. Sarayına bir çan bağlattığı ve kendisiyle görüşmek isteyenlerin bu çanın zincirini çekerek onu çağırdığı ve şikayetini, ihtiyacını söylediği rivayet edilir. Divan şiirinde sarayı, çanı adaletiyle anılır arkadaşlar. Bakalım kaç sayfa biz işledik. Buradan başladık. 1, 2 ve pardon bir sayfa buradan işlemişiz. Sonra bir sayfada buradan işlemişiz. O zaman buradan devam edeceğiz. Bu şiir de Ahmet Paşa'ya ait. Hüsrev, Nuşirevan'ın torunudur. Şiirde Hüsrev-i Şirin hikayesinin erkek kahramanı olarak geçer. Hüsrev-i Perviz diye de anılabilir. Hüsrev-i Şirin. Meşhur bir hikaye bildiğiniz üzere. Divan şiirinde de padişahlığı, Şirin'e olan aşkı ve efsanevi iki atı Gülgün ve Şebdiz'le birlikte anılır. Hüsrev Sultan anlamına da gelir. Şehnamede İran edebiyatında önemlidir. Hüsrev verilirse soruda Gülgün ve Şebdiz'le beraber verilme olasılığı çok yüksektir. Yoluna ey Hüsrev-i Şirin dehen dide mi var kim yaşı Gülgün değil. Hayaliye ait bir şiir. Siyavuş, Keykavus'un oğlu olan Siyavuş.
Rüstem tarafından büyük bir kahraman olarak yetiştirilmiştir. Çok güzel biri olan Siyavuş'a üvey kız kardeşi aşık olmuş, fakat Siyavuş ondan yüz çevirdiği için iftirasına uğramıştır. Bu iftira yüzünden Turan hükümdarı Afrasyab'ın yanına giderek onun kızıyla evlenmişse de yine atılan iftiralarla Afrasyab tarafından öldürüldü. Divan şiirinde kahramanlığı ve daha çok uğradığı iftiralar sonucunda haksız yere öldürülme sembolü olarak geçer. Aynı Nuş eyle müdam olma inen dünya perest kanı dağara. Kanı Cem, kanı Siyavuş ey sanem zatiye ait güzel bir şiir. Geldik Bihzat'a. Hüseyin Baykara'nın ressamlarındandır. Divan şiirinde çizmiş olduğu resimlerdeki marifetiyle övülen ve sevgilinin güzelliği anlatılırken kendisinden bahsedilen bir kişidir. Rengin ider, efsafı ruhun hame-i baki ol sureti virmez saneme nakşına Bihzat. Bihzat de denir. Bazen de Bihzat diye de okunur. Baki ait bir şiir. Bunu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bu mitolojik şahısların son konusunu işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.